Gaza'da yaşanmış olan aslında uluslararası hukukun tamamıyla açık bir şekilde ihlali ve bizi insan yapan olguların bir ihlalidir. Evet, 7 Ekim'de Gazze'de yaşanmış olan saldırılar benzeri görülmemiş nitelikteydi ve evet, hiçbir çekince olmaksızın sivillerin hayatını kaybetmesini kınıyoruz. Ancak İsrail zaten işgali derinleştiriyor ve sahadaki istikrarsızlığı artırıyordu. Mescid-i Aksa'nın kutsallığına yönelik provokasyonlar, Batı Şeria ve Kudüs'te yerleşimci terörü ve Gazze'deki insanlık dışı abluka tüm uyarı ve çabalarımıza rağmen devam ediyor. İsrail'in askeri tepkisi Filistin halkını insanlıktan çıkararak onların acılarını normalleştirmeyi hedeflediğini bir kez daha gösterdi. Fakat dar bir kara koridorunda hapsedilen 2 milyondan fazla insanın toplu olarak cezalandırılmasını hiçbir şey meşrulaştıramaz. Gazze'lilerin elektrikten, yakıttan, yiyecekten ve sudan mahrum bırakılmasını hiçbir mazereti olamaz. Ve dün gece şahit olduğumuz gibi evlerin, camilerin, hastanelerin tam bir zulümle bombalanmasını hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Her bir gün Filistinliler yenilenen ve ağırlaşan ızdıraplarla mücadele ediyor. Filistin'in ulusal şairi Mahmud Derviş bir keresinde şöyle söylemişti. Tırnak içerisinde, Filistinliler bugünün önümüzdeki günlerin getireceğinden daha iyi olduğuna kesin olarak inanan dünyadaki tek millettir. Yarın her zaman daha kötü bir durumun habercisidir. Ne yazık ki kendileri haklıydı. Ancak tarihin gidişatını değiştirmeliyiz. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde içinde bulunduğumuz krizden tarihi ve kalıcı bir barışı çıkarmanın elimizde olduğuna kuvvetle inanıyor. Ve bunu gerçekleştirebilmemiz için 5 önemli unsura odaklanmamız gerektiğine inanıyoruz. Öncelikle koşulsuz ateşkes sağlanmalı. Sivil can kayıplarını durdurmalıyız. İkincisi, acil olarak insani yardımın Gazze'ye ulaşması gerekmektedir. Türkiye, El Hariş Havalimanı'na hali hazırda 80 tondan fazla insani yardım gönderdi ve daha fazlasını sağlamaya devam edecektir. Mısırlı kardeşlerimizin bu bağlamdaki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Üçüncüsü, coğrafi gerilimin artmasını önlemeliyiz. Herkes için, özellikle batıdaki batının da bu konuda bir uyanış çağrısına gerçekleşmesi gerekir. Coğrafi anlamda gerilimin tırmanması sonucunda neler olabilir? Bu sadece bölgeyle sınırlı kalmayabilir. Yıkıcı risklerden kaçınmak için yalnızca bilgelik, incelik ve liderlik gerekir. Bölgemizde İsrail'in hastaneleri bombalamasını izlemekten başka bir amaca hizmet etmeyen dev savaş gemileri gönderilmiyor. Dördüncüsü, barışa ulaşmak için yeni yöntemlere ve alıntılara ihtiyaç duyulduğunu farkına varmamız gerekiyor ve bugün tüm taraflar Filistin sorunun tek ve adil ve kalıcı çözümünün iki devletli çözüm olduğu konusunda hemfikirdir. Fakat bu yeterli değil. Bunun hayata geçirilmesi gerekir. Öncelikle Filistinlilerle barış olmadan daha geniş bölgesel planların olduğu anlaşılmalı. Arzu edilen güvenlik sağlanmadı ve bunun sağlanması gerekir. Ayrıca gerçeğin çarpıtılmasının yapısallaştırılmasından başka hiçbir işe yaramayan yerleşik retoriği de ortadan kaldırmalıyız. Ve özgüvenli hareket etmeliyiz. Bize dayatılan bu hegemonik alıntıya meydan okumalıyız. Son olarak Türkiye'nin görüşü yeni bir garanti mekanizmasının tasarlanıp hayata geçirmesi gerektiğidir. Bölgedeki Müslüman ülkeler Filistin halkının hayatta kalmasını ve refahını sağlayacak şekilde kalıcı barışın garantörü olarak hareket etmelidir. Böyle bir mekanizma merkezinde Filistin'in yer aldığı bir barış, güvenlik ve istikrar bölgesini yaratma potansiyeline sahiptir. Filistinlilere sağlanacak olan uluslararası korumaya da uygun olacaktır. İstanbul'da düzenlenmiş olan ve BM Genel Kurulu'nun kararlarının tarafından da kabul edilmiş olan 7. İslam Olağanüstü Zirvesi'nde anlaşmış olduğumuz üzere bu sağlanmalı. Sevgili kardeşlerim, 7 Ekim'de
7 Ekim'den bu yana yaşanmış olanlar İslam dünyasının birlik içinde düşünmesi, konuşması ve hareket etmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir bizlere. Şu ana kadar bu tür acil konularda görüştük, durumu kınadık ve bu sefer durumu orada bırakmamalıyız. İsrailler, Filistinlilerle barışı ertelemenin bir bedeli olduğunu anlamalıdır. Bu kısır döngüyü kırmamız gerekiyor. İsrail'in zulmünü kırmamız gerekiyor. İslam dünyası güçlü kararlar alıp bunları hayata geçirmeli. Egemen, bağımsız ve istikrarlı bir Filistin devletinin Doğu Kudüs başkentine sahip olarak hayata geçinceye kadar bunları bu çalışmalarını devam ettirmelidir. Bu amaçla nihai tebliğe aşağıdaki paragrafın eklenmesini talep ediyorum. Üye devletlere işgalci güç İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları durdurmak için uygulanabilir ve etkili tüm diplomatik, yasal ve zorlayıcı tedbirleri uygulamaya çağrıda bulunuyorum. Ayrıca yürütme komitesi sekreteryaya İsrail'e yönelik bu önlem ve eylem planını hazırlama yetkisi verecektir. Teşekkür.